Selam. Bu videoyu şu ikinci çekişim. Bir saniye. Şu sandalyeyi şuradan kaldırayım. Köpek de rahatsız etmesin. Dediğim gibi bu videoyu bu ikinci çekişim bugün. Demin tam çekmeye başladım. Ahmet geldi. Köpekleri çıkaralım dışarı. Evren'le biraz daha gezelim diye. Akşamüstü oldu. Biraz sonra Evren yatacak. Ondan sonra ben zaten işlerim var bir epey daha. Ama size bu videoyu çekmeden edemezdim. Şu görüntü ne kadar kötü ya. Yapacak bir şey yok. Benim bugünkü konum, seni göstereyim, Frownies. Bunu ben internette gördüm. Biliyorsun şurada bende iki tane kırışıklık var. Onlar birkaç yıl evvel şöyleydi. Yüzüm daha bir fresh bir görüntüydü onlar yokken. Ama uzun yıllar Türkiye'de yaşadık. Ondan sonra burada da tabii bayağı bir güneş var artık. İklim değişikliği artık. Yaş itibariyle de öyle oluyor. Ve gözlerim iyi görmediği için de hep öyle yapmak zorundayım. Şimdi yapmayacağım. Yaptığım zaman daha kötü görünüyor. Ama işte böyleydi. Ve böyle olması için ya botoks yaptıracaksınız, ya hyaluron yaptıracaksınız, ya bilmem ne. Vampir metodu var. Birçok metotları var yani bunu düzleştirebilmek için. Biliyorsunuz kendim dermarola kullanıyorum. Onu da kullanmaya devam edeceğim. Ama bunu keşfettim. Bu nedir? Anlatacağım size. Alman bir YouTuber'ın kanalında gördüm. Bunlar iki bayan çok komikler. Hep böyle güzellik şeylerini deniyorlar, alıyorlar, test ediyorlar. Onları da görmüştüm. Epey önce ama hiç şey yapmadım. Ondan sonra şimdi ilgimi bayağı çekti. Yaz geliyor. Bunların söz verdiği şey, kendi sayfalarında da okudum. Öncelikle 30 gün kullanacaksınız her gün. Ondan sonra haftada 2 kere veya 3 kereye düşürebilirsiniz. Bunlar kaslardan geldiği için, yani o kasları çalıştırıyorsunuz, ondan sonra kırışıklık oluyor. O sebepten dolayı oluyor yani yüzünüzde bir kırışıklık. Ve kimin de şurada güldüğü zaman, bende o yok. Veya ne bileyim, şuralarda kırışıklık oluyor. O bende de yok. Yani o kenarlarında kırışıklık. Şunlar şimdi concealer girdi bütün günden. Fark etmez. Ama şu ikisi beni çok ciddi gösterdiği için, mesela sanki çok ciddi bakıyormuşum gibi duruyor hep. Çok sinir ediyor. Yani bu metotları önce deneyeceğim. Çok hani daha bir değişik yöntemleri denemek istemiyorum. Yani botokstur, şudur budur. Yani vücuduma şimdilik istemiyorum. Yani ön yargılı olmak istemiyorum şimdi. Bunların dediği şey, öncelikle ben bunu 30 euroya aldım. Hollywood yıldızlarının 100 yıldır olan sırrıymış. Okey, hadi bakalım. Deneyeceğiz, bunu da deneyeceğiz. Ne diyor? Daha önce bir şeye geçelim. Şurada şöyle bir kullanma kılavuzu vermişler. Bakın ben şuraya kullanacağım. Şöyle. Şunu yaptığı gibi. Göz üstleri var. Bunlar ayrıca hani bu kullanacağım şeyin aynısı burası içinde var ve göz kenarları içinde varmış. Ama benimki sadece alın ve kaş bölgesi için. Ne diyormuş? 1889'dan beri kaslarınızı orada değişik, yani gece bilhassa insan kasıyor kendini. Kasmamak için, mesela sabah kalktığım zaman benim daha beter oluyor. Kasmamak için böyle duruyor bütün gece. Böyle durduğu için de sabah böyle. Tabii gün içerisinde gene o oluşacak birazcık. Ama o derecede değil diye söz veriyorlar. Şimdi en güzel sonucu elde etmek için diyor, 30 gün diyor, her gün kullan diyor. Mesela gündüz kullanacaksan, o YouTuber'da gördüm. Gündüz kullanacaksan ne demişti? Gündüz kullanacaksan 3 saat en az, ama gece kullanmak tabii en iyisiymiş. Şöyle bir pakette geldi şu. Evet. Arkası da şöyle. Açalım bakalım. Paket açmadım. Açtım. Aa, içinde değişik bir şey daha çıktı. Şöyle bir kullanma kılavuzu mu artık bu ne? Aa, neymiş bu? He. Deminkinin aynısı, biraz daha değişik.
geldi be. Hah. Işıldak bir kağıdın içine koymuşlar. Bismillah. Açalım bakalım. Gene bir ambalaj. Böyle plastik poşet gibi. Şöyle. Şöyle. Onlar dedi ki sulandırdığın zaman çok pis kokuyormuş. Şu şekilde. Bunun içinde her günle bir tane kullanırsak içinde 144 tane var. Yani epey yeter. Şunu ne diyor? Hangi tarafını sulandıracağım? Elmence verme lan. Gentle lift. Ha bakın. Değişik paketini alırsanız böyle hani şu ağız kenarındaki kırışıklıklar, göz kenarındaki kırışıklıklar. Şöyle varmış değişik şey. Nasıl kullanacağız bunu? Nereye ıslatacağız ya? Yüzünüzü, cildinizi güzelce temizleyin diyor. Yağlı bir krem kullanmayın diyor. Çünkü Frauniler diyor yağlı kremin üstünde tutmuyor diyor. Yani cildimizi hiçbir ürün oraya kullanmayacağız. Veyahut da kullanıyorsak bile birkaç saat evvelden. Ondan sonra işte kupkuru olacak. Sonra şurasını bir ıslak bezle ıslatacağız. Şimdi bana şu dört köşe lazım olacak. Şu bir tanesi şöyle. Ondan sonra temizlediğim zaman şu parıldak yerine ıslatacağım. Ondan sonra şöyle yüzümü gereceğim. Nasıl yapacaksam onu. Ve şunu şuraya böyle yerleştireceğim. Ve sıkacağım. Şöyle yapsam daha iyi olur belki. Şimdi buranın aynasıyla zor oluyor. Şöyle gereceğim. Ve bütün gece bu kalacak. İyice yapışıyor ve geriyor yüzünüze. Ondan sonra sabah bunu çekiyorsunuz. Ondan sonra o kırışıklık bayağı bir azalmış oluyor. Ben gördüm müthiş ve mükemmel bir şey elde ediyorlar yani. Bunu denemezsem kudururdum. O dediğim gibi işte 30 euro aldım. Bakalım 144 tane. Laf yok değil mi şimdi? Yani ücret olarak bir şey diyemeyiz. Yani. Lütfen kızlar. Yiğidi öldür ama hakkını yeme. Şimdi her zaman bana soruluyor. Ya sen bu ürünleri alıyorsun bla bla bla. Ama biz biz Türkiye'de nasıl temin edebiliriz bunu? Şimdi siz de düşünmüşüm. Göstereyim size. Şöyle bir şey buldum. Bakın ben şuradan aldım. Dur. Size önce benim aldığım yeri göstereyim. Google'yi açalım. Amazon. Bir dakika ben nereden aldığımı açayım size. Frownies. Ben kendim Avrupa'dan şu sayfadan temin ediyorum. Amazon. Şuradan aldım. 30 euro verdim işte dediğim gibi kargoyla birlikte. 22-23 Mart'ta gelir diyor. Yani bir epey sürdü. İngiltere'den geliyor bu. Okuyalım. Ha yapılışı diyor bak Amerika'da diyor.
Ama satılışı İngiltere'deymiş. Ben dediğim gibi birkaç gün bekledim. Ama hani çoğunuz bana soruyorsunuz Türkiye'de var mı bu ürün diye. Bazı ürünlerden araştırıvereceğim size. Ve buldum, evet, hem de kendi sayfaları var. Mesela şurada numarası var. Bilmem ne. Frownies diye. Ben kimsenin reklamını yapmak istemiyorum. Çünkü kimse bana 5 kuruş para vermiyor o sayfayı tanıttığım için. Ama seyircilerim çok sevdiğim için. Sizde de bana hep soruyorsunuz nereden alabilirim diye. İşte Türkiye sayfaları var. Şuna bakarsanız kendiniz bulursunuz zaten. Frownies diye. Alkapı'dan, alkapı.com mu oranın adı? Orada da bulabilir miyiz acaba? Ya Alkapı değil be. Gitti gidiyor. Gitti gidiyor. Ben bunu kullanınca da size göstereceğim. Şimdi yani sadece paketi geldiği için dayanamadım. Biliyorsunuz şeyimdir. Ama böyle şeylere ben her türlü açığım arkadaş. Frownies verdim. Bıçakçı. Browning. O ne be? O ne ya? Ben Frownies veriyorum o. Bulamadım. Gitti gidiyor da yok. Ama siz muhakkak daha iyi bilirsiniz Türkiye'de nereden temin edebileceğiniz daha kolay yollardan. Dediğim gibi bunların kendi sayfaları varmış. Avrupa'da da var kendi sayfaları ama ben Amazon'dan biraz daha uyguna aldım bunu. Acayip güzel videolarını gördüm. Kendiniz de bakın videolarına. Ben tabii muhakkak size taktığım bir gün göstereceğim nasıl yaptığımı. Ama bu akşam gösteremem. Diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi yani aşağı yukarı gösterdim değil mi? Şimdi bütün o cildi temizleyeceksiniz. Sonrasını ve öncesini beraber zaten göreceğiz. İşte video gene uzadıkça uzuyor sakız gibi ama aceleye getirmeyeceğim. Bunlar önemli konular. İşte böyle dediğim gibi şurası şeffaf bir yeri var. Orasını ıslatıyorsunuz. Islattıktan sonra işte yapışma özelliği daha çoğalıyormuş. Her nereye kullanmak istiyorsan şimdi arkadaş bunu. Herkesin bölgesi farklı değil mi şimdi? Ben mesela ne demiştik? Şuraya kullanacağım. Yani kaşımın ortasına. Kimi böyle yapıyor. Kaşlarının orasını kaldırmak için. Kimi, ben tabii şunu kullanacağım. Şöyle diyor zaten. Artı bak ağzınızın kenarına da var. Ve göz çevrelerinize var. Var da var yani. Hollywood yıldızlar 100 yıldır kullanıyorsa ve bu firma 1889'dan beri varsa demek ki fena değiller. Ama dediğim gibi işte hiçbir krem, bakın şimdi bütün gün gezdim, bütün gün. Burada fondöten veya pudra yok. Ama burada çok güneş vardı ve tüm gün kaşlarımı çatmak zorunda kaldım. Gözlerim de süper görmüyor. Gerçi gözlüğüm var ama yeni gözlük lazım bana. Kim takar gözlüğü dermiş kişim. Yani bilgisayarda çalıştığım zaman takıyorum ama bana yeni gözlük lazım. Bunu epey oldu. Türkiye'de Kuşadası'nda almıştım. Ben şöyle simsiyah dört köşe olanlardan istiyorum. Bundan değil. Bu beni birazcık böyle ciddi gösteriyor. ve ayrıca bu anlamdaki o iki kırışıklık da bayağı beni ciddi gösterdiği için ve ben bu kadar ciddi bir insan olmadığım için gene birkaç yıl öncesine dönmek istiyorum ya. Şöyle orayı ıslattıktan sonra buraya geliyormuş su böyle. Ondan sonra bunu şuraya oturtturup sıkıyoruz birkaç saniye diyor. Ben tabii gene gerip de sıkarım bunu şöyle. Ondan sonra bırakıyorsunuz. Sabaha kadar bu duruyor. İşte gündüzleri 3 saat, gece bütün gece duracak. Bayağı bir geriyor. Çok pis kokuyormuş ama onu göreceğiz artık beraber. Ondan sonra sabah bunu böyle indiriyorsunuz. Yani bunu çekmesi de zor. Biraz acıtıyormuş. Islatarak. Bak bunu burada yazmıyor. YouTuber'dan gördüm. Deneyeceğiz, göreceğiz. Ben çok merak ediyorum. Vallahi öyle sorunu olan alsın denesin. Bana da yorumlara yazsın. Ama istiyorsanız ben bir deneyeyim. Ondan sonra size söylerim. Zaten yakında Dermarola ile ilgili bir video çekeceğim. Ama kusurlarımı da sizinle paylaşıyorum yani. Bir dahaki videoda görüşme dileğiyle sizi kocaman öpüyorum.
Ve kızlar umarım bu süper bir buluştur. Ha bu arada Skin Doctors'ın üstüne yok zaten biliyorsunuz o kremden. Onun da yakında bir ay sonra dediler bana hani bir ay sonraki etkisi nasıl diye. Hep beraber göreceğiz. Hadi bakalım bir dahaki videoda görüşürüz. Kocaman öpüyorum. Bye bye.